T24 seyircileri merhaba. Bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Dolayısıyla bütün dünyada şeffaf bir basının, özgür bir basının demokrasiler için ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha konuşuyoruz ama iş Türkiye'ye gelince maalesef önümüzde kara bir tablo var diyebiliriz herhalde. Pek çok meslektaşımız cezaevinde basın faaliyetleri nedeniyle, yazdıklarıyla, çizdikleriyle, yaptıkları yayınlar nedeniyle cezaevindeler. Ya tutuklular ya hükümlüler. Aynı şekilde ya da işten atılmış durumdalar. %95'i Türkiye'deki basının şu anda hükümetin kontrolü altında. Dolayısıyla özgür basın için ciddi bir mücadele veriliyor bu ülkede. Biz de T24 olarak başka bir gazetecilik mümkün sloganıyla yolumuza devam ediyoruz. Ve bugün basın özgürlüğü gününde bu yayını yapacağız ve dünyanın neler konuştuğunu konuşacağız. Barış Soydan bizimle birlikte. Hem T24 yazarı hem de ekonomist. Hoş geldiniz Hoş öncelikle bulduk. Yayına. Bilmiyorum, bir şeyler söylemek ister misiniz bu dünya basın özgürlüğü gününde Türkiye'nin performansına ilişkin ne Yani evet, dersiniz? Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde performansı, tanıdığımız, bildiğimiz performansı devam ediyor. Evet. Anayasa Mahkemesi bugün yine biraz evvel Ahmet Altan'ın bireysel başvurusuyla ilgili hak ihlali olmadığı kararını vermiş. Dün akşam içeride olan cumhuriyetçi arkadaşlarımız, gazeteciler için yine olumsuz bir karar vermişti. Utanıyoruz. Evet. Türkiye dünyanın en çok gazetecinin hapishanede olduğu ülke. O rekorla utanmaya devam ediyoruz. Aynen öyle. Ali Bulaç'ın bireysel başvurusunda hak ihlali kararını verdi Anayasa Mahkemesi. Nazlı Ilıcak'ın durumu öğleden sonra görüşülecek. Ahmet Altan'ın bireysel başvurusunu reddetti. Hak ihlali yoktur dedi. Barış Soydan'ın da söylediği gibi Murat Sabuncu dahil olmak üzere Cumhuriyet Gazetesi yazarları hakkında da hak ihlali yoktur kararı verdi. Tabii insan inanamıyor yani. Hem bir taraftan yeni bir sayfa deniliyor. Ekonominin durumu malum. Bu seçimler acaba bir mesaj olmuş mudur? Tabanın, özellikle genç tabanın talepleri doğrultusunda Türkiye'nin daha demokratikleşme isteği muhakkak ki sadece muhalefetin değil AKP'nin tabanından da yükselen sesler var ama anladığımız kadarıyla şimdilik bu konuda hala bildik durum devam edecek gibi görünüyor. Bugün söyledim, bir kere daha söyleyeyim. Bu bence bu kararın altına imza atanların torunlarına bıraktıkları en acı ve en kara miraslardan bir tanesidir. Tarih bu kararları her zaman tartışıyor, yazıyor olacak. Şimdi biz bugün Barış Soydan'la aslında bir başka meseleyi konuşmak için bir araya geldik. 1 Mayıs'ı geride bıraktık. Ekonomi malum. Ama sadece Türkiye'de ekonomik durum değil, dünyada da aslında gidişatın hem siyaseten hem de paranın durumu, ekonominin durumu ya da ülkelerin hangi ekonomik formatlarla yöneteceği konusunda ciddi bir tartışma var. Beni bu yayını yapmaya ve Barış Soydan'la birlikte konuşmaya iten nedenlerden bir tanesi, geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'da çıkan bir makale. Bu makalede J.P. Morgan'ın başkanıyla Bridgewater, yani dünyanın en önemli hedge fonlarından birinin başkanının yaptıkları, uzun zamandır yapılan bir tartışmanın devamını getirmeleri ve şöyle demiş, Wall Street şu manşeti atmış bu iki ismin, James Diamond'la Ray Dalio'nun yaptığı tartışmanın başlığını, kapitalistler kapitalizmin geleceğinden endişeliler. Çok ciddi bir şekilde Amerika'da başkanlık seçimlerine de dolu ilerlenirken kapitalizmin artık çöktüğü, yerine başka bir şey konulması gerektiği ve bunun da siyasetteki etkileri konuşuluyor. Barış Soydan, ne diyorsunuz? Öncelikle isterseniz bir ufuk turuyla başlayalım. Nasıl görüyorsunuz bu tartışma nereye oturuyor? İçeriği nedir? Bu tartışma aslında yeni değil, bir süredir var. Zaman zaman alevleniyor. Bu Jamie Dimon'ın sizin belirttiğiniz J.P. Morgan, Amerika'nın en büyük bankası. Dünyanın en büyük bankalarından biri. Onun yaptığı açıklamalarla gündeme geldi son dönemde. Ama aslında bunun geçmişi bu 2008-2009 krizine kadar uzanıyor. Orada Amerika 1929 benzeri büyük bir buhranın eşi direkten döndü. Yani Merkez Bankası, eğer Amerikan Merkez Bankası parasal genişleme diye Türkçe'de bilinen politikayı uygulamasaydı, yani piyasaya trilyonlarca dolar pompalamasaydı, bankalar devlet tarafından aktarılan paralarla kurtarılmasaydı, Amerikan kapitalizmi hakikaten uçurumun kenarına gelmişti. 1929 benzeri bir şey çıkabilirdi. O da biliyorsunuz dünyanın 2. Dünya Savaşı'na o tarihte 29'dan sonra sürüklenmesine yol açmıştı. 2008-9 krizinden sonra
%99 ve %1 kavramları ortaya çıktı. %1'in Amerika'da halkın çok büyük bir çoğunluğun serveti, yani şöyle, Amerika'da birkaç tane milyarderin servetinin toplamı Amerikan halkının yarısına eşit. Müthiş bir eşitsizlik var Amerika'da. Bu eşitsizlik 70'lere, 60'lara, 70'lere göre çok açılmış durumda. Ve artık taşınamayacak bir noktaya ulaşmış durumda. Ve üstelik 2008-2009 krizinde gördüğümüz gibi kapitalistler ekonomiyi de yönetemiyorlar. Yani ekonomiyi uçurumun kenarına götürüyorlar. Yani hem servetin çok büyük bir kısmına el koyuyorlar, hem de ekonomiyi üstelik bir felaketin eşiğine getirdiler 2008-2009'da. Orada Amerikan halkı bir açıdan uyandı. Özellikle de gençler uyandı. Çünkü işte son yıllarda yapılan araştırmalar, bu Y ve Z kuşaklarının, yani işte bu yeni gelen kuşakların, bugün Z kuşağı bugün 17-18 yaşlarında olan kuşak, Y kuşağı 20'li yaşlarında meslek hayatına yeni yeni girdi, girmeye devam ediyor. Onların kapitalizmin geçmiş kuşaklarca, yani bizim kuşaklarımızca kutsal kabul edilen bir takım değerlerine inanmadığını ve sosyalizmi bir ciddi alternatif olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Çünkü onlar dediğimiz gibi kapitalizmin pek de matah bir şey olmadığını, ne kadar tehlikelere gebe olduğunu 2008-2009'da gördüler. Geçen gün Meral Akşener, Berat Albayrak'la hafif onu taklit ederek dedi ya, bakın burası çok önemli. Evet. Biz de şimdi belki öyle yapalım. Bakın burası çok önemli. Barış Soydan'ın önünde bir istatistik var. Altını çizmek gerekiyor hakikaten. Yani tekrardan Amerikan gençliği sosyalizmi arıyor. Belki bildiğimiz şu ana kadarki olan tanımıyla değil. Ama farklı bir içerikle, farklı bir tanımla arıyor diyebilir miyiz? Sizin istatistikler neyi gösteriyor? Belki tekrarlayalım. Şimdi bu işte Y kuşağıyla ilgili yapılan bir şey, bir anket çalışması. Amerika'da bu yeni, Türkiye'de de Z kuşağı var. Şu anda işte lise yıllarında üniversitede olan kuşak arasında yapılan araştırmaya göre mesela üniversiteler parasız olmalı diyenler. Yani Amerika'da biliyorsunuz üniversiteler paralı. Eğitim sistemi özel. Özel sektör ağırlığını oluşturuyor ve çok pahalı. Üniversiteler bedava olmalı, yani devlet tarafından, devlet karşılamalı diyenler Z kuşağında %67.1, %70'e yakın. Diğer nüfusun diğer geri kalanında %56. Arada bir ciddi bir fark var. Ya da mesela ilginç, sosyalist bir ülkede yaşamayı tercih ederim diyenler. Z kuşağında %49.6, %50. Yani her iki kişiden biri ben sosyalist bir ülkede yaşamak istiyorum diyor Z kuşağında. Diğer halkın geri kalanı da %37. Gibi Z kuşağının sosyalizme veya hani kamu hizmetlerinin ücretsiz, o bir takım hizmetlerin ücretsiz olması gerektiği fikrine çok sempatik baktığını gösteren bunlar istatistikler. Yani yeni bir kuşak geliyor aşağıdan. Bizim alışık olduğumuz değerlere inanmayan, kendi değerlerini kendi değerleriyle yetişen, büyüyen bir kuşak geliyor ve onların değerleri bizim, yani biz mesela, ben X kuşağının bir üyesiyim. Bizden önce bu baby boomers'lar vardı. Yani o kuşaklar, bizim kuşaklarımız daha muhafazakar, daha hani kapitalizme saygılı, hürmetkar bir kuşak idi ama şimdi Z kuşağı sosyalizme daha fazla cevaz veriyor ve bunun siyasette, Amerikan siyasetinde bir takım yansımaları olacak. Ve Amerika'da bütün dünyayı belirlediği için ister istemez bir süre sonra Amerika üzerinden dünyaya bir takım yankılarını göreceğiz. Böyle bir dönemdeyiz. Şimdi yine aynı Wall Street makalesinde Dalio, Ray Dalio, bu da işte biraz önce söylediğim gibi Bridgewater'ın başı. Demiş ki ya, biz kapitalistler ve yöneticiler bir türlü tabanda ne olduğunu anlayamadık. Çalışanların durumlarını anlayamadık, mesajlarını alamadık. Ve bu giderek artan eşitsizlik doğrudan popülerizmi, popülist politikaları yaptı, tetikledi. Popülist politikalar da beraberinde işte ırkçılığı getirdi, beraberinde tahammülsüzlüğü getirdi, kamplaşmayı getirdi, kutuplaşmayı getirdi. Amerika bugün aynı Türkiye'de olduğu gibi müthiş bir kutuplaşmanın şu anda girdabına düşmüş durumda.
ve buradan nasıl çıkacağına bakıyor. İşte o noktada sizin söylediğiniz belki bu Z kuşağını temsil eden derin dalgalar, derinden gelen yeni bir dalgalar. Takım liderler, yeni bir Cortez takım liderler. Gibi bir Cortez gibi. Ve bunların dili farklı, yaklaşımı farklı, siyaset yapma biçimi farklı, farklı bir üslup kullanıyorlar. Şimdi buradaki tabii ki çelişki şu. Tamam, kapitalizm sonu geliyor da sosyalizm de mevcut bildiğimiz anlamıyla o da olmadı. O da çöktü. O da ihtiyaçları karşılayamadı. Avrupa'yı görüyoruz işte. Bu ikisinin arasında bir şey mi aranacak, bulunacak? Ya da aynı potada mı, nasıl eritilecek? Bunun formülü üzerine mi düşünülüyor? Yani o arayış tabii sürüyor bütün dünyada. Dediğiniz gibi sosyal demokrat partiler Avrupa'nın ekonomik değişimine ve ekonomik problemlerine yanıt veremediler. Sosyal demokrat ve bu arada sosyalist program krizler karşısında başarısız oldu. Bir kere önce bunu kabul etmek lazım. Yani bir problem yok denirse bence deve kuşu gibi başımızı kuma gömmüş oluruz. Bir problem var. Bir problem olduğu için de zaten bir tartışma var dünyada. İnsanlar, yani felsefeciler, ekonomistler yeni bir sol sosyalist program ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunun da nasıl olacağına dair çeşitli tartışmalar yürüyor. Örneğin hani doğrudan demokrasinin daha etkili olması gerektiğini öne sürenler var. İşçi sınıfı eski etkinliğini yitiriyor. Bu gerçek. İşte yapay zeka diye bir şey var. Robotlar var. İşçi sınıfının yerini ne alacak? Yani dünyayı kim iyiye güzele doğru taşıyacak? Özne tırnak içinde kim olacak? Burada bir takım tartışmalar var. Felsefeciler kitaplar yayınlıyorlar. Bir tartışma sürüyor. Sol, kabul edelim ki henüz daha bu soruya net bir yanıt vermiş değil. Tartışma şu an sürüyor. Ama öbür taraftan sol siyasetçiler var, yükselen. Örneğin Amerika'da bu dalga, biraz önce sözünü ettiğimiz dalgayla özdeşleşen bir takım siyasetçiler var. Mesela Bernie Sanders. Geçen seçimde evet. Demokrat Parti'nin adayı olmaktan hani ramak kalmıştı. Tabii. Sonunda. Hatta orada da biraz bir şeyler olduğu konuşuluyor. Evet. Hillary Clinton son anda Trump'ın karşısına çıktı. Ama şimdi Bernie Sanders yeniden adaylığını açıkladı ve çok güçlü bir aday olduğu söyleniyor ve işin enteresan tarafı yaşlı bir siyasetçi ama gençler arasında acayip bir tabanı var. Yani hani aynı şey İngiltere'de de geçerli. Biliyorsunuz İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri Corbyn. Corbyn de solun sol kanadından, yani İşçi Partisi'nin sol kanadından bayağı bildiğimiz sosyalist diyebileceğimiz politikaları savunuyor. Ve işin ilginç tarafı Corbyn'in tabanı gençler. İngiltere'de de gençler. Yani demin o söylediğimiz şey, o Y kuşağı, Z kuşağı içinde solun yeniden yükseliyor olması. Corbyn Amerika'da Bernie Sanders. Ama bu arada Amerika'da gençlerin kendi siyasetçileri de yükseliyor. İşte Cortez diye yeni bir 28-29 yaşında bildiğim kadarıyla Demokratik Sosyalist Parti'nin den temsilciler meclisine göçmen girdi. Çocuğu çok zor şartlarda eğitim görmüş. Boston Üniversitesi mezunu. Mesela Ivy League okullarından değil de hani Harvard hep Amerikan geleneğinde olan seçim çalışmalarında kapı kapı gezip insanların elini tutup fakir mahallelerde bugün mesela Cortez'in üzerinde durduğu en önemli konulardan bir tanesi Manhattan'da Bronx'ta, yani Kuzey Manhattan'da, New York'un göbeğinde Bronx'ta çocuklar sudan zehir leniyorlar. Bu diyor nasıl bir Amerikan rüyasının sonucudur ya. Bırakın Afrika'yı, hani gittiğiniz o şey yardım götürmeye kalktığınız ülkeleri. Sen New York'un ortasındaki çocuklarına temiz içecek su sağlayamıyorsun diye konuşma yapan ve bunun üzerinden büyük oy ve destek toplayan bir siyasetçi Cortez. Yani yeni dili anlatmak için söylüyorum. Evet. Şimdi işte tam burada şeye geri dönelim. Sizin programın başında söylediğiniz bu Amerika'nın en zenginlerinin ne dediğine gelelim. Çünkü onlar da hemen hemen aslında bazı açılardan tabii ki Cortez'le aynı şeyi söylüyorlar. İşte şu JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon şunu diyor. Diyor ki ya hani bir eşitsizlik çok aşırı bir seviyeye geldi bizim ülkemizde. Amerika'da halkın %40'ı $15'ın altına saat ücreti alıyor. Amerika'nın tabii ki orada hani fiyatlar çok daha yüksek ve bu gelirle
ne hastane faturalarını ödeyebilirler, ödeyebiliyorlar, ne arabaları bozulduğunda tamir faturasını ödeyebiliyorlar. Kazandıkları para Amerika'da %40'ın hastane ve tamir faturasını ödemeye yetmiyor. Bu böyle gitmez dedi. Yani Jamie Dimon'un da söylediği bu. Çünkü bu çok bariz bir gerçek. Yani bu bariz gerçeği zenginler de görüyor. Görüyorlar. Zenginler de görüyor. Jimmy şey de görüyor. Yani Jamie Dimon da görüyor. Bu arada daha önce mesela Amerika'nın en zengin ikinci kişisi yanılmıyorsam Warren Buffett. O da hemen aynı hemen şey aynı şeyi söyledi. Warren Buffett da aynı şeyi söyledi. Warren Buffett mesela yani zenginlere daha fazla vergi konulması gerektiğini söylüyor. Bir başka rakam. Amerika'da biliyorsunuz Trump bütün bunlara rağmen öbür taraftan bir de orada bir daha böyle hani şey bir kitle de var, muhafazakar bir kitle de var. Onlara daha düşük vergi yani vergileri düşürme vaadiyle iktidara geldi, başkanlığı kazandı ve vergileri düşürdü gerçekten. Amerika'da mesela geçtiğimiz günlerde yine böyle yayınlanan bir haberdi. Amazon ki Amazon'un sahibi şu anda dünyanın en zengin insanı. Amazon birkaç yıldır kuruş vergi vermiyormuş. Kuruş. Yani hani 100 milyarlarca dolar para kazanan şirket kuruş vergi vermiyor. Niçin? Çünkü taşınmış, merkezini taşımış ve taşındığı eyaletin idaresi ona sen yeter ki buraya gel. Yani birkaç sene vergi verme. Kurumlar vergisi verme. Yeter ki buraya gel. İstihdam sağla demiş. Tamam o eyalet yönetimi için bunun bir karşılığı olabilir ama sonuçta ortaya çıkan gerçek işçilerden, emekçilerden Amerika'da vergi oranları biliyorsunuz çok yüksek. Vergi kesiliyor ama dünyanın en zengin adamının şirketi ve kuruş vergi vermiyor. Hani burada hakikaten insan vicdanına aykırı bir takım şeyler var. Mesela Apple. Hani tamam Apple'ın inovasyonlarına hayranız. Hakikaten yani teknolojiyi bir noktaya getirdi, getirmeye devam ediyor. Fakat ilginç mesela hani Apple'la ilgili de şöyle bir rakam var. Apple'ın cash bankalarda 200 en son baktığım rakama söylüyorum. 257 milyar dolar cash parası var. 257 milyar dolar. Yunanistan komşumuz yani 5-10 milyar dolar bulamadığı için battı. İnsanlar hani yıllarca sefil hayatlar sürdüler. Ya da Amerika'da işte bu JP Morgan'ın CEO'sunun dediği gibi halkın neredeyse yarısı hastane faturasını ödeyemiyor. Ama öbür yandan Apple'ın kullanmadığı bankalarda yatan hani faiz kazanan veya işte hani işte hisse senetlerinde duran bir kısmı da offshore'da zaten 257 milyar doları var ve Apple bir de o parayı almış. Amerika'da ben vergi vermeyeyim diye dünyanın başka yerlerindeki vergi cennetleri olan offshore adalarına bir kısmını taşımış. 3 kuruş daha az vergi vereyim. Biraz daha ben cebimde para kalsın. Hani burada hakikaten tabii. Yani bu hani buradaki çelişkiyi sadece yoksullar ya da şeyler değil yani siyasetçiler değil en zenginler de görüyor. Çok ayan beyan bir saçmalık var ortadan. İnsan vicdanına evet. Ters gelen bir şey var. Dolayısıyla en zenginler de işte hani JP Morgan'ın CEO'su da Warren Buffett da aynı şeyi söylüyor. Warren Buffett diyor kardeşim beni vergilendirin diyor beni. Vergilendirin diyor ama bir yandan tabii Trump diye de bir adam var. Tabii. Şimdi bu arada tabii bu söylediğiniz gibi mesela geçen günde New York Times'te kocaman bir tane yazı çıkmıştı. İşte Türkiye'deki fındık toplamada çalışan Suriyelilerin çoğu da kaçak işçi ya da kaçak demeyelim Türkiye'deler ama resmi olarak işte sigortaları ödenmiyor. Sosyal hakları, hastane, sağlık gibi hizmetlerde son derece sıkıntı çekebiliyorlar. New York Times bir tane dosya yapmış. İşte bu Suriyelilerin durumu Türkiye'de de ne kadar kötü durumdalar falan. Yani sonuçta Suriye Savaşı kimler yüzünden başladı ve ne şekilde başladı. Hani bu Apple'ın paralarını düşününce dünyanın bir tarafında da milyonlarca insan evinden olmuş durumda. Müthiş bir açlık ve fakirlik var. Bunu dünya kimsenin vicdanı kaldırmıyor dediğiniz gibi. Şimdi buradan şeye de değinmek istiyorum. 1 Mayıs hani dediniz ya sosyalizm meselesi de hak emek arama. Şimdi 1 Mayıs'ta mesela işte yine meydanları doldurdu emekçiler, işçiler, sendikalar. Tamam çok güzel. Ama problem şu. Bundan 3 sene sonra belki yani bıraktık bu emek, işçi hakları ya da işte sendikal haklar meselesi.
Bununla ilgili de bir makale vardı. Ya ortada ne işçi kalacak, ne emekçi kalacak, hatta CEO kalmayacak. Çünkü siz de bahsettiniz, yapay zeka, robotların dünyası. Bugün var olan pek çok iş kolu belki 3 sene, 5 sene sonra artık olmayacak, ortadan evet. kalkacak. Dolayısıyla bu anlamda da herhalde emek düzeninin, işçi haklarının, yani gidişatın ne olacağı konusunda siyasetin yeni bir dil ve insanlara yeni bir şey üretmesi gerekiyor. Yani zaten insanlar otomatikman işsiz kalacaklar galiba orta vadede. Ne diyorsunuz buna? Yani 1 Mayıs alanına bakarken bunu düşündüm. Evet, burada hala slogan atılıyor, mesaj veriliyor. Birliktelik, hani omuz omuza dayanışma da. 3 sene sonra hayatta hiçbirimiz yokuz belki iş dünyasında. Yani şu an evet çok haklısınız. İnsanlık şu anda yani çok büyük bir dönüşümün içinden geçiyor. Tıpkı 1700'lerin sonunda işte sanayi buharla çalışan makinelerin devreye girmesiyle başlayan sanayi devriminin yarattığı türden bir devrimin eşiğindeyiz. Hatta içinden yavaş yavaş geçmeye başladık. Bu değişimin, yani bu yeni teknolojiler, işte yapay zeka, robotlar, robotik, işte artırılmış gerçeklik gibi yeni teknolojilerin kendiliğinden dünyayı ve insanlığı iyi bir yere götüreceğini söylemek biraz hayalcilik olur. Yani bunun çok kötü sonuçları da olacak. Bunlardan biri sizin dediğiniz nokta. Birçoğumuzun meslekleri bundan 5-10 sene sonra kalmayacak. Bu sadece işte bizim gibi böyle hizmet sektöründe, mesela gazetecilik öyle işte dijitale taşındı. Ama aynı şey işçiler için de geçerli. Ya da makine mühendisleri için geçerli. Ben bir yazımda değinmiştim. Bir Türkiye'nin en büyük fabrikalarından birinin yöneticisi, makine mühendisi. Demişti ki 10 sene sonra ben mesleğimin kalacağını düşünmüyorum. Biz düşünmüyoruz. O yüzden biz şimdi kendi fabrikamızda geleceğin işleriyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yani nereye gidiyor bu iş? Bizim nasıl, ne gibi bir iş gücüne ihtiyacımız var? Onu aramaya. Makine mühendisi de kalmayacak. Çünkü yapay zeka, robotlar birçok işi yapar hale gelecek. Gelmeye başladılar bir şey. Karanlık fabrikalar diye bir kavram var. Adı üzerinde. Fabrikanın ışığını kapatacaksınız, çıkacaksınız dışarıya ve fabrika karanlıkta bir kişi bile olmadan içeride tıkır tıkır çalışacak. Evet, ve içeride işçi var mı? Yok. Peki bunun sonu ne olacak? Bunu şu anda tam bilmiyoruz. Hani nereye doğru gidiyor insanlık? Geçenlerde bunu okumuşsunuzdur. Bu tarihçi Yuval Hariri, Türkiye'de evet. de kitapları çok sattı. Aynen. Homo Deus ve evet. Homo Sapiens. Ve 20. yüzyıla notlar evet, değil mi? Evet. Onun tezi şu, gereksiz, Türkiye'de de, hatta Türkiye'de geldi bir ders verdi sanıyorum, orada da bunu söyledi. Gereksizler sınıfı diye bir sınıf ortaya çıkacak. Gereksizler sınıfı. Yani işi yapay zeka, robotlar tarafından ele alınmış, kaptırılmış, işini onlara kaptırmış ve diğer yandan da çalışacak iş bulamayan gereksiz sınıfı. Yani hani belki işte hani geçici işlerde çalışabilir ama yani o olsa da olur, olmasa da olur. Hani vasıfları onu orada vazgeçilmez bir iş gücü olarak şey yapmıyor, tutmaya, kılmaya yetmiyor. Dolayısıyla hani gereksiz sınıfı diyor buna Yuval Hariri, tarihçi. Gerçekten de öyle. Hani şu anki insanlığın gidişi o noktaya doğru. Ama öbür taraftan bu tip dönüşüm dönemleri yeni fikri arayışlar içinde evet. Çok önemli. Çok önemli. Bilginin daha ön plana çıkacağı. Yani mühendis kalmayacak ama mühendislik bilgisi yeni o belki fikirlerin ya da işte ne bileyim icatların ortaya çıkması için belki de kullanılacak ya da bunun insana dokunuşun nasıl olacağı üzerine kafa yormak gerekecek ya, gibi. Evet ya şu net, yani insanlığın bu yeni dönemde kendi içindeki yoksullara, zayıflara, işte gereksizlere sahip çıkması gerekiyor. Yani eski kapitalist kafayla, hani vahşi kapitalizm kafasıyla, yani herkes kendi çaresine bakar. Evet. İyi olan kalır. İyi olan kalır kafasıyla baktığımızda iyi olan iyi olanların sayısı çok çok az azalacak. Geriye kalan milyonlar aç sefil kalacak. O yüzden zaten bu sosyalist dalganın yükselişinin bir sebebi de bu. Yani bu eski yöntemle, Amerika özeline bakalım. Eski yöntemle, yani üniversiteler paralı, çok yüksek fiyatlı, hastaneler
çok yüksek faturalarla insanlar kendi yani hasta olduklarında gidemeyecek kadar pahalı yerler sistemiyle Amerika'nın gitmesi bundan buradan devam etmesi mümkün değil. Yani Amerikan sistemi geldi duvara dayandı. O yüzden Bernie Sanders gibi, Cortez gibi siyasetçiler çıktı. O yüzden Jamie Dimon gibi adamlar yani JP Morgan'ın CEO'su gibi adamlar ya bu galiba biz götüremeyeceğiz. Hani böyle gitmeyecek galiba bu iş demeye başladı. Yani artık şunu da söyleyebiliriz herhalde. Mesela Michael Moore da son filminde bunu anlatıyordu. Flint kasabasında insanlar hala sulardan zehirleniyorlarsa oradaki bir otomotiv şirketinin nedir çıkarları nedeniyle valiyi de bağlamışlar, satın almışlar diyelim hatta ve içme suyunu zehirleyerek atıklarını veriyorlar ve koskoca Amerika'da buna bir şey yapılamıyorsa artık eskisi gibi Amerikan siyasetindeki başkanlık seçimleri de silah lobisiyle, sigara lobisi, petrol lobisiyle işte efendim savaş lobisi arasında olmayacak. Cortez'ler, Mortez'ler çok daha insan hakları için ortaya çıkacaklar. Zamanımız kaldı. Peki bu dip dalga mesela şu anda İspanya'da görüyoruz. Sosyalistler kazandılar. Podemos'la daha ileri solcularla belki bir koalisyon yapacaklar. Belki yine kendileri gibi sosyal demokratlarla göreceğiz. Bunu Türkiye uygularsak yani bu dip dalga istesek de istemesek de halk bu tarafa doğru ittiriyor. Evet şimdi belki bir ırkçılık, belki bir ötekileştirme, bir böyle işte popülizm üzerinden giden bir siyaset var ama ben bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Buradan Türkiye'nin aslında görebileceği bir pencere var değil mi? Yani dünyadaki trend buysa Türkiye'nin de kendisine yeni bir siyaset dili yaratması ve bunu yaratacak olan genç siyasetçilerin de orta vadede kazanacağını anlıyoruz. Çünkü gidişat bu olacak diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Evet, yeni bir haklısınız. Yeni bir dile ihtiyaç var. Çünkü bu dünyadaki bu değişimden Türkiye azade değil. Türkiye'de işte işsizlik %10, %15'e dayandı. Bunun bir kısmı yapısal bence işsizlik. Yani evet, uygulanan ekonomi politikalarının yanlışlığıyla ilgili bir boyutu da var. Önemli bir boyutu ama öbür taraftan mesela banka şubeleri kapanıyor son yıllarda. Yani banka şubeleri kapanıyor çünkü artık hepimiz bankacılık işlemlerini internetten yapıyoruz. Şubeler kapanıyor. Şubelerdeki bankacılar ne yapıyor? İşsiz kalıyorlar. Bu yapısal bir problem. Başka sektörlerde de aynı şey Türkiye'de yaşanıyor. Yani bu dünyadaki teknolojik değişim Türkiye'yi de çok büyük sorularla karşı karşıya getirmiş durumda ve eski programlarla, eski siyaset diliyle 50 yıllık, 100 yıllık tekrarlarla bu sorulara yanıt vermenin, umut vaat etmenin, siyaset yapmanın bence liderlerle. Evet, ve liderlerle. Yani o aynı dili kullanan 50 yıllık dili veya 20 yıllık, 30 yıllık dili kullanan liderlerle devam etmenin Türkiye'nin yani bu sorunları idare edebilmesinin imkanı öyle görünüyor ki yok. Türkiye'de bence şu anda aslında bir şeyle karşı karşıya. Kader anıyla karşı karşıya. Peki Türkiye'deki iş dünyasında herhalde bu kapitalizmin sonu mu geliyor ya da geliyorsa nasıl olacak? Bundan sonrası ne olacak sorusunu sorması gerekiyor. Yani Ali Koç biliyorsunuz bundan birkaç sene önce bunu söyledi. Evet. İşte bu Warren Buffett Amerika'da bunları söylerken Ali Koç da benzeri bir şey yani kapitalizmle bu iş gitmiyor gibi bir şey söyledi. O zaman çok tartışılmıştı 3-4 sene önce evet. Ama orada kaldı o. Kaldı. Yani aslında keşke Ali Koç o tartışmayı sürdürseydi ve ona yani toplumun çeşitli kesimleri o tartışmaya katılsaydı. Ama tabii ki bu arada hani emek kesimi o tartışmaya öncülük edebilseydi. Siyaset yani sol olarak bildiğimiz partiler bir program tartışması yapabilseydi. Evet. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz programı kimsenin konuştuğu yok. Yani hani bugün sabah bir gündemle uyanıyoruz. Herkes o konuda bir şey söylüyor. Akşam yatıyoruz. Ertesi gün başka bir gündeme uyanıyoruz. Şimdi aslında yani son olarak şunu da söyleyelim. Aslında bence bu sadece solun, sosyal demokratların ya da sosyalistlerin konusu da değil. Bugün mesela İstanbul seçimlerine baktığımızda
Evet, Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir başarısı var. Çok akıllı bir siyaset götürdü ve İstanbul demek Türkiye'yi almak demek yani. Bu kadar bütün kapitalin ve geldiği yer bir anlamıyla yani merkezi diyelim bütün şeyin, her şeyin. Muhakkak HDP'nin çok büyük desteği oldu. Kürt seçmenin desteği çok önemli oldu. Ya onların sandığa gidiyor olması çok önemli oldu. Muhalefetin bir arada olması. Ama bence esas önemlisi sandığa gitmeyen genç AKP'li seçmeni evet. dikkate almak gerek. Çünkü sandığa gitmeyen genç AKP'li seçmen aslında tam da bu meseleyi tartışıyor. Ben başka bir türlü bir dünyada yaşamak istiyorum. Ben bir genç olarak farklı ideallerim var. Ne demokrasiden, ne eğitimden, ne de ekonomiden beklentim bu değil mesajını verdi. Dolayısıyla bu tartışma konusu sadece sosyalistlerin, sosyal demokratların, solcuların değil. Zannediyorum aynı şekilde sağın, özellikle AK Parti tabanının da meselesi. Çok haklısınız. Bu yani Müslümanlık, dindarlık ya da muhafazakarlık sağcı olmayı gerektirmiyor. Bunun en son örneğini bu Amerika'da İlhan Ömer, yeni bu Demokrat Parti'den kongreye giren Somali kökenli başörtülü yeni siyasetçinin şeyinde görüyoruz. Siyaset biçiminde görüyoruz. İlerici bir politikacı. İlhan Ömer son derece ilerici politikaları savunuyor. Aynen Cortez gibi. O yeni kuşağın, yani o Y kuşağının, Z kuşağının ilerici gündeminin dillendiren politikacı. Onun siyaset biçimi aslında bence hani Türkiye'de de ihtiyaç duyduğumuz bir dili gösteriyor. Bence önümüzdeki dönemde Türkiye'de de İlhan Ömer benzeri, dindar ama ilerici. Kendim muhafazakarım. Muhafazakar hayat biçimim var ama fikirlerim de muhafazakar evet, değil. Ekonomide, reddediyorum. Evet, ekonomi yani politikalarında bir ilerici politikaları, sol politik veya ilerici politikaları savunuyorum diyen siyasetçilerle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü yine hani buradaki dönüşüm bu Z, Y kuşağıyla ilgili dönüşüm. Sizin demin dediğiniz gibi yeni gençler, yeni aşağıdan gelen gençler, bunlar AKP'li de olabilir. Bunlar yeni bir dil, daha ilerici bir dil talep ediyorlar. Öyle gündemleri var ve bence kendi siyasetçilerini arıyorlar. Arıyorlar. Barış Hoca'dan çok teşekkür ederim. Bir ufuk turu yaptık aslında dünya ve Türkiye'ye ilişkin olarak. Bütün bu sıkışmış gündemimiz arasında arada bir bizim dışımızda başka şeyler de konuşuluyor demek lazımdı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. T24 seyircilerine de çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için.